Melike İpek Yalova. O doğduğunda takvimler 29 Nisan 1984'ü gösteriyordu. 1999-2001 yılları arasında devlet bakanlığı yapmış olan Yüksel Yalova ve Ayşen Yalova'nın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşlarındaydı daha. Kişinin özlük hakları nedir, düşünce özgürlüğü nedir, birinin özgürlüğünün başladığı yerde diğeri nasıl bitere kadar anlatırdı babası ona. Tansiyonu yüksek bir hayatları oldu. İlkokul 2'den üniversiteye kadar babasıyla çok kısıtlı zaman geçirebildi. Ama onu az görmesi eksikliğini hissettiği anlamına gelmiyordu. Her zaman varlığını yanı başında hissetti. Hiçbir zaman çocuk muamelesi görmedi evde. Babası bir yetişkinle neyi, nasıl ve ne şekilde konuşuyorsa kızıyla da aynı şekilde konuşuyordu. Çocuktur, anlamaz, bilmez demiyorlardı. Evleri asla kurallı bir ev olmadı. Melike 5-6 yaşlarındayken babası ona mantık nedir onu bile açıklamıştı. Vatan Pazar'dan Eda Sönmez'e verdiği röportajda siyasetçi bir babaya sahip olmanın en büyük lüksü nedir sorusuna şöyle yanıt vermişti. Çok büyük bir gurur yaşıyorsunuz. Büyürken babamı hiç görmedim. Annemle bendim ve babam yoktu. Zaten babamı her gün görseydim işini iyi yapmadığı anlamına gelirdi. Bunun farkındaydım. Sorumluluğu sadece biz değildik, bir toplum için çalışıyorlardı. Onun dışında farklı bir şekilde yaşamadık. Babası aslında konservatuvar mezunuydu ve Yıldız Kenter'in öğrencisiydi. Hatta yıllar sonra Entelköy, Efeköy'e karşı filmi için kamera karşısına geçecekti. Ama o yıllarda siyasetçi olmayı tercih etmişti. Kızını ise bu alanda yürümesi için hiç zorlamamıştı. Ama Melike'nin hayatında büyük bir yer kaplıyordu siyaset. Hatta ilk gençlik yıllarında siyaset konularında daha hararetliydi. Yaşı ilerledikçe siyasetin daha ayakları yere basan bir yer olduğunu fark etti. TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Orada sürekli tiyatro ile ilgilendiği için babası ve annesi oyunculuğa olan ilgisini biliyordu. Melike Bilkent Uluslararası İlişkiler bölümünün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi okudu. Aklında oyunculuk yoktu. Melike İpek Yalova, Laurentius dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti. Ben de kendi içinde zorlukları olan ama dönüp baktığımda şükür dediğim güzel bir çocukluk dönemi geçirdim. Babamın görevlerinden dolayı ev sürekli hareketliydi. Gerilim, stres vardı elbette. Çünkü siyaset genel olarak her dönem zor ama ben de sonuçta bunun bilincindeydim büyürken. Esasen ya Fransa'ya ya İtalya'ya gidecektim. Fakat o dönemde Türk öğrenciler açısından karışıktı Fransa'da akademik durumlar. Bu sebeple İtalya tercih ettik. İyi ki de öyle yapmışım. İtalya ikinci vatanım. Çok güzel dostluklarımın olduğu, yaşamayı çok sevdiğim bir ülke. Küçüklükten beri ilgim vardı. Oyuncu olmak düşüncesinde değildim. Ama okulda tiyatroyla hep ilgiliydim. Bir de film izlemeyi çok severim. Günlerce evden çıkmadan üst üste film izliyorum. Kitaplardan sonra bir de filmler sizi hayal ettiğiniz yaşama ve dünyaya götürebilir. Yalova aldığı tüm bu eğitimlerle donanımlı bir hale gelmişti. Hayatın onunla ilgili bambaşka planları vardı. Amerika'dayken ayağına gelen bir fırsatı nasıl teptiğini Rita Uçmeg'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Ben Amerika'dayken çok büyük bir mağazada biri bana kartını verip seninle mutlaka görüşmek istiyoruz içerikli bir konuşma yapmıştı. Ben de aklım beş karış havada olduğu için tabii tabii deyip çıktım. Sonra gazetede gördüm adamı. Çok ünlü bir kozmetik markasının direktörüymüş. Yeni çıkaracakları rimel için no name birini arıyorlarmış vesaire. Ama yani hiç üzüldüğüm ya da ah dediğim bir durum olmadı. O aralar düşündüğüm, istediğim bir şey değildi. Kendi arkadaşlarımla güldük, geçtik. Bir anı oldu sadece. İstanbul'da yakın bir arkadaşıyla düğün, davet ve organizasyon şirketi çalıştırırken Yalova'nın setlere geçişi tam bir tesadüf oldu. 2011 yılında dönemin fenomen dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Prenses Isabella Fortuna'ya hayat verdi. Hayatında ilk kez kamera karşısına geçiyordu, ilk kez set görüyordu. Bir anda harikalar yaratamazdı belki ama o çok çalıştı. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle büyük beğeni topladı. Oyunculuğa ani geçişini Arap kanalı MBC4'e verdiği röportaj
başta şöyle anlatmıştı. Çok yakın bir arkadaşımla öğlen balıkçıya gittim. Orada Allah rahmet eylesin Meral Okay, Mehmet Günsür ve Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Nermin Eroğlu varmış. Ben sadece Meral Hanım ve Mehmet Bey'i biliyorum. Nermin Hanım yanıma geldi, rol için sizi düşündük. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bir ara bana ulaşır mısınız dedi, kartını bıraktı. Gittim, deneme çekimi yapıldı, hepsinin onayı çıktı ve başladım. Ailesi onun bu kararına ilk önce çok şaşırdı. Ancak okulda da hep tiyatronun içinde olan kızlarına destek olmaktan geri durmadılar. Melike ayrıca Muhteşem Yüzyıl'dan sonra illa oynamış olmak için önüme gelen her şeye evet demeyeceğini söylemişti onlara. Tanınmaya başladığı andan itibaren Türkan Şoray'a benzetilen Yalova, aynı röportajda şunları söylemişti. Türkan Şoray yaşayan bir efsane, o yüzden birazcık el freni çek derler adama. Yani kim ona nasıl benzeyebilir ki? Ben böyle görüyorum. Muhteşem Yüzyıl'ın ardından Karadayı dizisinde Ayten karakterine hayat vermeye başladı. Bu dizide Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel, Çetin Tekindor gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Ayten karakteri şarkı söylemek istiyordu ve Melike İpek dizide kendi sesiyle şarkı söylemişti. O güne kadar müzikle hiç ilgisi olmamıştı aslında. Habertürk'ten Aysun Özkaşı'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. Araba kullanırken çalan şarkıya eşlik edecek kadar, onun dışında bir merakım oldu denemez. İnsan kendi sesi konusunda çok objektif olamıyor ama ekip onayladığına göre rolümün gerektirdiği ölçüde söyleyebiliyorum diye düşünüyorum. Oturduğunuz yerden söylemeye benzemiyormuş hiç. Zor ve emek isteyen bir şey. Düzenli olarak çalışıyorum. Umuyorum ki daha iyi olacak. Şamdan Plus'tan Öykü Yazıcıoğlu'na verdiği röportajda ise şu ifadeleri kullanmıştı. Ben zaten dizide bir sahnede kendi sesimle söyledim şarkıyı. İnsanın kendi sesinin nasıl olduğunu anlaması zor galiba. Fakat ekip dinleyip okey verdiğine göre çok facia olmasa gerek diyebilirim. Zaten çok uç örnekler dışında iyi bir çalışma evresiyle herkesin sesi dinlenebilir hale gelebilir bence. Tabii ki bunu herkes şarkı söylesin anlamında söylemiyorum. Bahsettiğim benim içinde olduğum sektörde eğer ki böyle bir rolde oynayacaksanız şarkı söylemek üzerine de bir mesai harcamanız daha doğru olanı. Yurt dışında hemen her oyuncu kendi sesini kullanır bu gibi durumlarda. Başarı çıtasını hızla yukarı taşıyan Güzel Oyuncu, Hayat Şarkısı, Çember, İnsanlık Suçu, Can Feda gibi yapımlarda oynadı. 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Müjgan karakterine hayat veren Yalova'nın yıldızı iyice parladı. İlgiyle takip edilen dizide Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Vahide Perçin gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Bir Zamanlar Çukurova'da Doktor Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova projeden kendi isteğiyle ayrıldı. Başarılı projelerde çalışmaya devam eden Yalova, gelen teklifler arasında tercihini Mahkum dizisinden yana kullandı. Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. Güzel Oyuncu Mahkum dizisiyle ilgili Laurentius dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti. Çok güzel yazılan bir iş. İnsanüstü oynayan İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna ve ekibimiz var. Bence sırrı bu. Hatta burada öyle çok da sırlık bir durum yok. Sebebi bu. Hepimiz çok severek, inanarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Seyircimiz de bunu gördü. Bu çok çok kıymetli. Özel yaşamına değinecek olursak Yalova 2019 yılında Altuğ Gültan'la nikah masasına oturdu. Ancak bu evlilik 2021'e kadar devam edebildi. Vatan Pazar'dan Eda Sönmez'e verdiği röportajda aşk ilişkilerinde gerçekçi misiniz, sizinle tanışmak zor mudur sorularına şöyle karşılık vermişti. Net bir kadınım, her şeyi dallandırmamak gerek, acıyı ve dertleri büyütmemek gerek, bunların altından nasıl çıkabilirimi düşünmek lazım, acıların arkasına saklanmamak gerek, dram yapma lüksümüz yok, bazen çok itici. Snob diyorlar ama o da çok heyecanlanıp gerilmemden kaynaklı. Kadın erkek fark etmez yani. Bir ortama girince heyecanlanmamı belli etmemeye çalışıyorum. Karşımdaki sabırlı olursa rahatladığım zamanı da görür. Ahu gözlü bir esmer güzeli, narin görünümünün altında dimdik, ayakları yere basan sert bir kadın tavrı var. Fit, bakımlı, en önemlisi çok akıllı ve dop dolu bir kadın. Tam bir entelektüel ve elegan bir kadın. Biz de Güzel Yıldız'a hayatının geri kalanında başarı ve mutluluk diliyoruz.